Paketli gıdalar üretilirken ekonomi nedeniyle genellikle analizler, kontroller, temizlikler ya da ham madde kalitesi ilk önce gözden çıkarılan uygulamalardır. Tabi burada şimdi çok büyük bir algı yanlışı olabiliyor, bunu düzeltmek gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ürünün aslında sağlıklı olduğunu denetlemiyor. Genel anlamda ürünün sağlıklı olduğunu olmadığını kontrol eden bir mekanizmamız şu an yok. Özellikle ham madde alırken çok önemli kontroller atlanabiliyor. Mesela bir üründe bir baharatı alıyorsunuz, burada bir boya olabilir ama siz eğer bunların analizlerini yapmadan bu ürünü fabrikanıza alıyorsanız gıda olarak kullanılmayan mesela tekstil boyası gibi ürünler tüketiciye ulaşır. Bu da çok olumsuz sonuçlara neden olur. Ambalajlı gıda ve hazır gıdayı genel olarak aynı ürün olarak değerlendirebiliriz. Ambalajlı gıda ürünü dış etkilerden, fiziksel, kimyasal, biyolojik etkilerden korumak için bir gıdaya uygun bir ambalajda kaplanması olarak değerlendirebiliriz. Yani genel olarak markette gördüğümüz ürünler diyebiliriz aslında. Bundan 20-25 yıl önce hazır gıda, paketli gıda bizim çok fazla gündemimizde veya tükettiğimiz bir ürün grubu değilken özellikle insanların şehirde yaşamaya başlamasıyla işte şehir hayatı, şehir koşturması, bir anda böyle uzun uzun yemek yapacak vaktinin olmamasıyla beraber bu paketli ve hazır gıdalara doğru bir yönelme oldu. Tüketim alışkanlıkları ne kadar değişirse ürünlerinde bu kadar gelişmeye ihtiyacı doğdu. Eskiden çok fazla ürün paketli değilken birçok ürünü yerel pazarlardan, köy pazarlarından, şehir pazarlarından bir şekilde tedarik ederken artık et ürünleri, yumurta, süt ürünleri gibi ürünler, son dönemde de meyve sebzeyi de sayabiliriz. Artık meyve sebze de çünkü ambalaja girdi, bayağı bir örneği var. Ekmeği de yine verebiliriz, ekmeği de atlamamak lazım. Hala tüm Türkiye'de yaygınlaşmış değil ama özellikle büyük şehirlerde paketli ekmek de tamamen yeni bir kültür oluşturdu. Hazır gıdaların üretimi, dağıtımı, son tüketiciye ulaşmasını gıda güvenliği açısından Tarım ve Orman Bakanlığı denetliyor. Tabii burada şimdi çok büyük bir algı yanlışı olabiliyor, bunu düzeltmek gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ürünün aslında sağlıklı olduğunu denetlemiyor. Kendi çıkardığı mevzuatlar var. Bunlar üzerinden ürünün belli mevzuat kriterlerinde olup olmadığını denetliyor. Mesela örnek vermek gerekirse ekmekte renklendirici kullanmak kesinlikle yasaktır. Yine işte salça gibi ürünlerde koruyucu kullanmak yasaktır. Bu anlamda kontrol ediyor ama genel anlamda ürünün sağlıklı olduğunu olmadığını kontrol eden bir mekanizmamız şu an yok. Aslında zaten gıda denetim sistemi kurulması da zorunlu Türkiye açısından. Yani dünyada mesela Norveç bu konuda tabii çok iyi, güvenilir ürün bulunabilirliği markette çok yüksek seviyede. Denetim sistemini özellikle tüketici okur yazarlığını çok güzel bir şekilde oturtmuşlar. Türkiye'de tabii çok fazla bir çalışma olduğu söylenemez. Bir gıda üretilirken ambalaj malzemesinin kalitesinden, ürün ham madde kalitesinden, analizleri, tüm süreçlerin değerlendirilip bilim, akılla beraber yürütülmesi gerekir. Ancak kişisel düşünce bunların bir maliyet oluşturduğu ve tabii bu ürünlerin üreticilerinde tabii çok kapitalist firmalar olduğu için yani burada bunların işlerine çok ciddi sekte vuracağı için genel olarak diğer tip ürünlere gidiliyor. Yani ekonomi kötüye gittikçe tüketiciler genelde daha böyle ucuz ürünlere yöneliyorlar ister istemez. Üreticiler de yine daha ucuz ürün üretmeye çalışıyorlar. Burada tabii şöyle bir sıkıntı var. Şimdi maliyetlerden kurtulmak için üreticiler bazen bunu tabii istemesek de bazı basamaklardan kurtulmaya çalışıyorlar. Genellikle analizler, kontroller, temizlikler ya da ham madde kalitesi ilk önce gözden çıkarılan uygulamalardır. Tabii işte kötü uygulamayı çok anlatmak istemiyoruz yani örnek olmasının açısından ama mesela bir kaşar peyniri satılamıyor, geri geliyorsa işte bir şekilde kaynatılıp mikroorganizmalar da ölür bu anlamda ama ürün kalitesi düşer. Eritme peyniri gibi yan ürün yapılabiliyor. Mesela bir meyve suyu yapılırken işte bir ambalaj yapılıyor. Bunların katmanları vardır. 12-13 katmanlı yapılabilir. Bunlar işte hem gıdayı dış etkilerden korur hem de ürünün kalitesini arttırır. Ama bunu maliyet artmasın diye 3-4 katmana indirebiliyorlar. Özellikle ham madde alırken çok önemli kontroller atlanabiliyor. Mesela bir üründe bir baharatı alıyorsunuz. Burada bir boya olabilir ama siz eğer bunların analizlerini yapmadan bu ürünü fabrikanıza alıyorsanız gıda olarak kullanılmayan mesela tekstil boyası gibi ürünler tüketiciye ulaşır. Bu da çok olumsuz sonuçlara neden olur. Hazır gıdalarda en fazla sıkıntı olan halk arasında katkı maddeleri olarak görülüyor. Katkı maddelerin bazıları gerçekten ihtiyaç, bazılarının ise fazlasının sağlığa zararlı olduğu ile ilgili çalışmalar var.
Özellikle son dönemde işte monosodyum glutamat diye bir Çin tuzu diye de geçiyor. Böyle bir ürün vardı. Bu ürünün işte çok ciddi işte kalp damarla ilgili sağlıklı sorunlar yaşattığı ortaya çıkınca biraz daha yavaşladı. Ama genel olarak tabii şöyle bakmak lazım. O ürünün alternatifi bulana kadar sağlığa zararlı olduğu bilinse dahi bu ürünler kullanılabiliyor. Daha sonra alternatifi bulununca aslında o da sağlığa zararlı etkileri var ama o kullanılıyor. Yine tuz oranıyla ilgili çalışmalar var. Tuz da sonuçta bir hem koruyucu hem bir katkı maddesi. Hem hani tadı geliştiriyor hem de ürünü mikroorganizmalara karşı koruyor. Tuz ürünü de yani fazla tükettiğiniz zaman göz sağlığından tutun, kalp damar sağlığı, birçok tansiyon, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Hani iyi kötü demekten çok yani yarar ve zarar olarak bakmak daha doğru. Hem oda olarak hem kişisel olarak yani bazı ürünlerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani özellikle çok fazla şeker yüklemesi olan ürünler var. Sürülebilir kremalar var. Bu tip ürünler çok fazla şeker yüklemesi yaptığı için özellikle çocuklarda çok ciddi sağlığa zararları var. Yine fetiş ürün dedikleri işte gazlı içecekler. Genel olarak özgürlükçü bir yapıda tüketiciye bırakılıyor. Yani bunun seçeneği. Ben zararlarını biliyorum. Kendim bunu değerlendireceğim. Sen bana karışma şeklinde bir yaklaşım olduğu için Türkiye'de çok fazla çalışma yok bu anlamda. Tabii ülkemizde bazı işte arkadaşlarımız, biz de çok geçiyoruz. Özellikle işte gıda güvenliği anlamında şöyle söyleyebiliyorlar tırnak içinde. Biz bunu tüketiyoruz ama sorun yaşamıyoruz gibi şeyler tabii duyuyoruz. Bunlar tabii öncelikle şu anlamda üzücü. Yani bazı sorunların etkisini hemen göremezsiniz. Yani bir birikim yöntemiyle işte vücutta aldığımız yabancı maddeler birikir. Çok farklı sonuç olarak dışarı çıkar. Bununla ilgili bir gıda kültürü oluşturmamız ülkemizde zorunlu. Hala protein, vitamin, mineral, karbonhidrat bunlar nedir, ne değildir bilmeyen bir sürü insanlar var. Yani bunların teorik olarak anlatmanın yanında okullarda pratik olarak da bir kültür de oluşturulması gerekecek. Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye ülkemizin bir gerçeği aslında çoğu üniversite öğrencisi hala evinde kendi yemeğini yapamaz durumda. Çünkü biz gerçekten çocuklarımızı çok izole yetiştiriyoruz. Gerçekten pratik eğitim vermemiz lazım. Teorileri destekleyerek güzel sonuçlar alırız ama tabii kültürler de hemen oluşmaz. Yani bugün akşam yaptık, sabaha her şey çözüldü değil. Bu bir süreçtir. Bugün başlarsak bir 10 sene, 15 sene içinde gıda kültürünü yerleştirebiliriz ülkemizde. Bir ürünün çok fazla faktörü var. Yani bunların üretilirken, tüketiciyi oluştururken ve tüketici de bunları satın alırken çok fazla dikkat etmesi gereken madde var. Tabii ama şu kesinlikle insanları karamsızlığa kapılmasın. Yani çünkü bununla ilgili profesyonel insanlar var. Bunları kontrol eden insanlar var. Biz gıda mühendisleri varız. Ama tabii tüketiciye de çok ciddi görevler düşecek. Çünkü bir etiket okuryazarlığı biz oluşturmak istiyoruz bu kültürde de. Yani insan ne yediğini bilsin, öğrensin. Çocuğuna ne yedirdiğini bilsin, öğrensin. Üreticileri de bu şekilde mümkün olduğu kadar doğruyu bulmaya, doğruyu yapmaya yönlendirmemiz gerekiyor.